Merhaba herkese. Bugün George Orwell'ın Paris ve Londra'da Beş Parasız adlı kitabından tanımlık birkaç bölüm okumak istiyorum size. Kendi başına ilerlememle ilgili olarak duyduğum her kuşku, hatta yılda birkaç yüz sterlinlik bir yaşama tutunma bana manen çirkin bir şey, bir çeşit zorbalık olarak görünüyordu. İnsan yoksulluğa yaklaşırken öteki gerçekliklerin bir bölümünü gölgede bırakan bir keşifte bulunuyor. Can sıkıntısıyla ve küçük hesapların getirdiği karışık durumlarla tanışıyorsunuz ama bunların dışında yoksulluğun iyi yanını, onun geleceği yok ettiğini de öğreniyorsunuz. Bir açıdan bakılınca insanın ne kadar az parası varsa derdinin de o kadar az olduğu doğru. Cebinde 100 frankı kalmış biri büyük korkulara düşer. Fakat tüm serveti 3 franka inerse durum değişir. Çünkü 3 frank onu ancak ertesi güne kadar besleyecektir. Ondan ötesini düşünemez. Başı ağrır ama korkmaz. Belli belirsiz şöyle düşünür. Bir ya da 2 gün sonra acımdan öleceğim. Ne kötü değil mi? Sonra zihin başka konulara kayar. Yalnızca ekmek ve margarine dayanan bir beslenme bir dereceye kadar kendi ilacını da sağlar. Yoksulluğa karşı büyük bir avunma olan başka bir duygu daha vardır. Sanırım bir gün 10 parasız kalmış herkes bu duyguyu tatmıştır. Bu insanın yolun sonuna gelip hiçbir şeysiz kaldığını bilmesinden kaynaklanan bir rahatlama, neredeyse bir keyiftir. Sokakta kalma deyimini hepimiz duymuşsunuzdur. İşte kaldınız, o noktaya vardınız. Yine de dayanabiliyorsunuz. Bu duygu o sıkıntılı korkuyu önemli ölçüde hafifletir. 8.30'da iş birdenbire dururdu. 9'a kadar serbest kalamazdık ama kendimizi boylu boyunca yere atıp bacaklarımızı dinlendirirdik. Buzluğa gidip bir şey içemeyecek kadar güçsüz olurduk. Bazen şef bira şişeleriyle gelirdi. Çünkü çok çetin günlerde otel bize fazladan bir bira veriyordu. Bize verilen yiyecek ancak yenebilir düzeydeydi. Tat aramamak gerekiyordu. Fakat yönetim içkide pintilik etmezdi. Her birimize günde 2 litre şarap hakkı tanıyordu. Çünkü kendisine 2 litre şarap verilmeyen bir planjörün 3 litre çalacağını biliyorlardı. Şişe dibindekiler de bize kalırdı. Bu nedenle çoğu zaman fazlasıyla içmiş olurduk. Bu da iyi bir şeydi. Çünkü az buçuk sarhoş biri hızlı çalışıyor gibi görünür. Kalkıp sokağa çıktım. Belim ağrıyordu. Kafama kızgın kor doldurmuşlardı sanki. Bir günlük çalışmaya dayanamam gibi geliyordu. Ama bodrum katında bir saat geçirdikten sonra bir de baktım ki o hamam sıcağı insanın bütün içtiğini ter yoluyla dışarı atarmış meğer. Planjörler işte bunu bilirler ve buna güvenirler. Şarabı bardak bardak devirip fazla zararını görmeden terle dışarı atmak o adamların yaşamda çektiklerinin bir karşılığıdır. Mahallede kafasına bir gelecek düşüncesi bulunmayan birçok bekar erkek için haftada bir gelen bu içki nöbeti hayatı yaşanılır kılan tek şeydi. Bize devam gücü veren çaydı. Her bir demliğin hazırda bulunmasına dikkat ederdik. Gün boyu litrelerce çay içerdik. Sanırım yararsız işi sürdürme isteğinin altında yoksul halk karşısında duyulan korku yatıyor. Yoksul halk diye düşünülüyor. Öylesine aşağı bir hayvanlar topluluğudur ki elleri boş kalırsa tehlikeli olur. Onlar düşünmeye vakitleri olmayacak kadar çok çalıştırılmalıdır. Dediğine göre uzun süre evsiz barksız kalıp yollara düşmüşler de eşcinsellik sık görülürmüş. Bırakalım daha iyi dedi. Hırsızlıktan yarar gelmez. Tanrı'ya şükür şimdiye kadar bir şey çalmadım. Onu böyle namuslu kılan açlığın verdiği korkuydu. Midesine 2-3 kez doğru dürüst yemek girmiş olsaydı süt çalmaya kalkabilirdi. Yine de iyi bir adamcağızdı. Cömertti. Birçok kez elindeki son ekmek kabuğunu benimle paylaştı. Birkaç ay iyi beslense belki çalışabilirdi. Fakat 2 yıl midesine ekmekle margarinden başka bir şey girmemesi yeteneklerinin düzeyini umutsuzca düşürmüştü. Gerçekte yiyecek olmayan bu yiyecek taklitleriyle yaşamaktan kendi beyni ve vücudu da aşağılık bir maddeye dönüşmüştü. İnsanlığı yok eden şey onun doğarken getirdiği bir kötülük değil, kötü beslenmeydi. Besbelli bu sözcükler doktorun olamazdı. Bozo'nun kendi laflarıydı. Böyle laflar bulup ortaya çıkarmakta pek yetenekliydi. Beynini bozmadan, beyninin canlılığını yitirmeden kalmayı becermişti. Bu nedenle de hiçbir şey ona yoksulluk önünde boyun eğdiremiyordu.
Partallar giyebilirdi, soğuktan titreyebilirdi ya da acından ölebilirdi. Fakat okuyabildiği, düşünebildiği, göktaşlarını gözlemleyebildiği sürece kendi deyimiyle kafasının içinde özgür kalacaktı. Bu yaşamın en kötü yanı soğuk havadır. Ondan sonra bir sakınca daha var. İnsanların senin işine karışmalarına dayanacaksın. Kısaca asalaktır ama zararsız bir asalak. Bence dilenciyi öteki insanların dışında bir sınıfa sokacak hiçbir şey olmadığı gibi, bugünün insanlarının çoğuna onu hör görme hakkını verecek bir şey de yoktur. Şimdi şu soru ortaya çıkıyor. Her yerde hor görülen dilencilerin böyle hor görülmelerinin nedeni nedir? Sanırım bu pek basit nedenden ötürü doğru dürüst yaşayacak kadar bir şey kazanmamalarından ötürü horlanıyorlardır. Uygulamada kimse çalışma yararlı mıdır, yararsız mıdır, verimli midir, asalak mıdır diye aldırmaz. İstenen tek şey çalışmanın para getirmesidir. Bugünün konuşmalarında enerji konusunda olsun ya da etkinlik, toplumsal hizmetler veya herhangi konuda olsun, para edinin, kitabına uygun yoldan edinin, bol bol edininden başka bir şey duyulmuyor. Erdem her şeyden önce parayla sınanır oldu. Dilenciler bu sınavı veremiyorlar, onun için de hor görülüyorlar. Birisi çıksa da dilencilikten haftada 10 sterlin elde etse, dilencilik hemen saygıdeğer bir meslek durumuna gelirdi. Gerçekçi gözle bakarsanız, dilenci bir iş adamından başka bir şey değildir. Öteki iş adamları gibi yaşamını önüne hangi yol çıkmışsa o yoldan kazanan bir iş adamı. Onurunu günümüzdeki pek çok insandan daha fazla satmış değildir. Sadece zenginleşmenin olanaksız olduğu bir iş alanı seçme yanlışına düşmüştür. Eğitimli adam, yoksulluğun en büyük kötülüklerinden biri olan zoraki aylaklıkla baş edebilir. Fakat elinde zamanı dolduracak hiçbir şey bulunmayan pedi gibi bir işsiz kalırsa, onun durumu zincire vurulmuş köpeğinkinden farksızdır. İşte bu nedenledir ki, düşmüşlerin en acınacak kimseler olduğu doğru değildir. Asıl acınacaklar, daha başlangıçta o durumda olanlar, kafaları bomboşken yoksullukla karşılaşmış olanlardır. Karnımızı doyurmakla bizleri aşağıladıkları için onlardan öcümüzü alıyorduk. Hemen her zaman sadaka alan, sadakayı verenden nefret eder. Bu insan doğasının değişmez bir özelliğidir. Kendisini destekleyecek 100 hatta 50 kişi bulunduğunda nefretini gösterecektir. Usturayı satmadan önce bir tıraş olmadım, ne salağım ama. Sabahtan beri midesine bir şey girmemişti. Çarpık bacağıyla kilometreler boyu yürümüştü. Üzerindekiler sırılsıklam olmuştu. Acından ölmesini engelleyecek yarım peniden fazla bir şey yoktu elinde. Bütün bunlarla usturasının elden çıkmasına gülebiliyordu. İnsanın böyle bir adama hayran kalmaması olanaksızdı. Bundan ötürü de Berduş yollara düştüğü andan başlayarak bekardır. Bir karısı, bir metresi olması konusunda hiçbir umudu yoktur. Ancak o da pek seyrek bir olasılıkla birkaç şilini bir araya getirebilirse bir genel kadın bulabilir. Bunun sonucunun ne olacağı açıkça görülebilir. Eşcinsellik ya da bazen ırza geçme. Fakat bunlardan da derin bir şey, evlenmeye bile değer bulunmadığını bilen bir adamı yiyip bitiren düşkünlük, düşme duygusudur. Cinsel dürtü hiç abartmadan yaşamın asal dürtülerindendir. O dürtünün karşılıksız bırakılması fiziksel açlık kadar çökerticidir. Yoksulluğun en kötü yanı insana acı çektirmesinden çok hem fiziksel hem de ruhsal olarak çürütmesidir. Hiç kuşkusuz bu çürümeye cinsel açlık da katkıda bulunur. Kadın soyunun tümünden ayrı kalan Berduş kendini bir sakatın ya da bir delinin düzeyine inmiş sayar. Bir insanın kendine duyması gereken saygıya bundan daha fazla zarar verecek bir şey de olamaz. Berduş yaşamının başka bir büyük kötülüğü de bu insanların aylaklık etmek zorunda kalmalarıdır. Serserilik konusundaki yasalarımız gereği her şey öyle ayarlanmıştır ki, Berduş ya yollarda yürüyecek ya da bir hücrede oturacaktır. Veya bu ikisinin arasında yere uzanıp yoksul konuk evinin açılmasını bekleyecektir. Açıkça görülüyor ki bu, hele eğitim almamış biri için umutsuz, ruhsal çöküntüye götüren bir yaşam biçimidir. Çünkü soru, aylak ve beslenmeyen adamları ne yapmalı sorusu.
Buna duraksamaksızın verilecek yanıt ise bu adamlar kendi yiyeceklerini kendi üretmeli. En azından şunu söyleyebilirim ki, beş parasızsanız karşılaşacağınız işte böyle bir dünyadır. Yine de meteliksiz kalmanın bana kesinlikle öğrettiği bir iki şeyi gösterebilirim. Bir daha hiçbir zaman berduşların sarhoş birer ahlaksız olduğunu düşünmeyeceğim. Bir peni verdim diye bir dilencinin bana minnet duymasını beklemeyeceğim. İşsizler uyuşuksa buna şaşmayacağım. Selamet ordusuna para vermeyeceğim. Giysilerimi rehine koymayacağım. Sokakta birisinin uzattığı el ilanını geri çevirmeyeceğim. Şık bir restoranda yediğim yemekten tat almayacağım. Bu bir başlangıç. Paris ve Londra'da Beş Parasız, George Orwell'ın okuduğum üçüncü kitabıydı. İlk ikisi 1984 ve Hayvanlar Çiftliği'ydi. George Orwell'ın bütün kitaplarını okumayı umut ediyorum ve size de tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler.